Bugün Şile'deyiz. Şile'de KTM'in 790 Duke lansmanına geldik. Maalesef ki böyle tatsız, çiseli bir yağmurlu havada. Çiseli bir yağmurlu hava nedir ya? Lansmana geldi. Lansmana markalar geldi. Motor çok iyi. Yani 1290'ı herkes bilir. Yıllardır böyle kontrol edilemez güç, inanılmaz. Yıllarca böyle Diavel'le falan kıyaslandı. Ama 1290 daha kontrol edilemez bir motor. Bu da kardeşi olmuş. Şimdi bakarız. Bakalım üstünde ne var ne yok. Tanıdığımız bazı özellikler var 1290'dan. Hatta daha Cuma incelediğimiz Husqvarna'dan. Bakalım detaylar neymiş. Hadi gel. Hatta gel abi. Yanlış anlaşılmasın bu arada. Elimde bu kadar torba var. Canberk'in de ben tutuyorum. Aç gözlü basın. Masada iki tane hediye vardı. İkisini de ben aldım. Motorun başında bir çekim var. Bu çekim bitsin biz motorun başında motoru anlatırız. Ne var ne yok bir etrafından. Bu sefer motoru göstererek hem fuarda hem CB'de iyi laf yedik bu konuda. Buna dikkat edeceğiz. Ama bizimle beraber birçok basın mensubu ya da video çeken insanlar var. Yine CB'de olduğu gibi çok fazla vaktimiz olmayacak. Saat aşağı yukarı 2 geçtik diye tahmin ediyorum. Yakalayabildiğimiz zaman bir 20 dakika tur atacağız. Orada bir GoPro ile görüntü alırız. Bir de motorun başında ne var ne yok kontrol ederiz. Öyle bir şeyler yaparız. Bir lansman videosu olacak kısaca. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi geçen hafta KTM Supermoto'dan bize dediler ki 790 Duke lansmanı var. Salı günü biz de koştuk geldik. Motora baktığımızda ne görüyoruz abi? Hemen bir hızdan girelim. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi üstüme bakmayın. Hava kötü olunca dedik ki arabayla gelelim. Arabayla geldik. Hava böyle nispeten iyi gibi oldu. Dedik ki sürerken daha çok anlatırız ama tasarımın da hazır gelmişken anlatmamak olmaz. KTM 1290 Duke'u bilenler vardır. Bu Diavel'le sürekli rekabet edilen inanılmaz patlayıcı güce sahip hayvan gibi motosiklet. Yani bir kere sürme şansım oldu. Korkutucuydu. Bu ise daha kullanmadan teknik özelliklerine bakarak söyleyebiliyorum bunu. 1290'ın tamamen kardeşi olmuş. Gel abi bak göstereyim sana. Far tasarımı, gel korkma gel. Far tasarımı Super Duke'lerden gördüğümüz, Duke 1290 R'dan gördüğümüz, büyük Duke kardeşlerden sonra 390'a sıçrayan, küçük CC'lere de geçen bir far tasarımımız var. Bu ayrık. Kimi Ağustos böceği diyor, kimi kertenkele diyor. Yani bir tek Canberk kertenkele diyor ama olsun. Bu böcek sivri, böyle herkes sevmiyor bunu ama biz seviyoruz. Güzel bir tasarıma sahip LED farları olan bir aydınlatmayı bizi karşılıyor öncelikle. KTM'in WP monoshock, önde ters çatal, arkada monoshock amortisörlerini görüyoruz. Değişik bir egzoz tasarımı görüyoruz. Burada neyi hedeflemiş biliyor musun? Ducati'nin Master 821'si var. Ducati'nin Master 821 diye bir modeli var. Master 821 ile kafa kafaya gelecek ve Master'a baya baya kafa tutacak bir motor üretmiş açıkçası. Daha sivri bir tasarım görüyoruz küçük kardeşlerine oranla. Bu manetler böyle ilk baktığın zaman çok hoşuna gitmiyor. Bu tasarıma böyle bir spor manet yakışmaz mı? Yakışır. Böyle turunculu rengine uygun. İlk onu gördüm. Burada güzel. Gel abi bak beraber bakalım seninle. Bu ayna buraları pek beğenmedik. Şu menü güzel olmuş ama buradan belli ki kolay hakim olabileceğimiz motor var ama bunları sürerken daha iyi göreceğiz. Güzel, büyük, kolay kontrol edebilir tuşlar görüyoruz üzerinde. Bence bir test tuşuna geçelim. Esas izlenimlerimizi sürerken nasılmış bir bakalım. Öyle anlatalım. Hadi ekrana kafa at da test sürüşüne geçelim. Evet, 790'ı aldık ilk sürüş videosu çekmek için. Şuradan bir çıktım test sürüş alanından. Şimdi test sürüş çekmek için kameramı açtım. 790'la ilk tanışma, ilk sürüşümüz açık. Bu harbi ilk sürüş oldu çünkü bununla ilk kez tanışacağız. Çok agresif bir tasarım. Bakalım sürerken siz ne düşüneceksiniz? Önce bir çalıştıralım. Açtık abi kontağı. Ekranımız geldi. Kaskımızı şöyle düzelttik. Ready to race yazdı. Diyor ki yarışa hazırım. Ben de hazırım. Hadi yürüyelim. Marşımız böyle yani. Bir kill switch açıp bir de basmıyoruz. Bastığımız gibi geliyor ve birazcık debriyajımız yukarıda kavruyor bu motorda. Oturduğum zaman agresif bir naked olduğunu ilk hissiyatta anlıyorsunuz.
5,5 inç TFT ekran bu şekilde. Bu böyle ışığa göre çalışıyor, ediyor, işte karartıyor kendini, rengini değiştiriyor, siyaha dönüyor. Şile'de bu güzel yollarda 799'la bir güzel 20 dakika gibi bir vakit geçireceğiz. Tabii havanın biraz çiselemesinden dolayı asfalta çok güvenemiyorum. Oho, ısırıyor. Altımda şu anda 800 cc'ye yakın, yaklaşık 87 Nm torka sahip bir motor bloğu var. Hafif yağmurlu hava, umarım çekimimizi ziyan etmez diye düşünüyorum. Biz çıkınca iyice şey oldu. Dört tane sürüş modumuz var. Bakalım birazcık ayarlarla oynayalım. Bakalım neler varmış. Ride modumuz var. Ride moda giriyoruz. Street Rain var. Rain alırsak birazcık kısarız. Tre'ye alırsak bütün mekanik traction ayarları kapatıp bayağı pist moduna gireriz. Sport modunda bu ayarlar nispeten daha hafif oluyor. Street'te tabii ki daha açık. Biz bunu sport'ta takılabiliriz şu anda. O kadar da rahatsız etmiyor. Evet, set dedik, çıktık. Trips statamız var. Motorcycle demiş, giriyoruz. Traction'ın açık kapalı olduğu ayarını da oradan yapıyoruz. Bakalım kaç modluymuş. Okey. Gazı kapatmam lazım ama traction'ı bu hava şartlarında kapatmasak daha iyi gibi duruyor. Buradan trip 1 görebiliyorum. Transmission, bakın ekran aydınlandı hava durumuna göre. Ortalama yakıt tüketimimiz var. Ortalama kilometremiz var. Hızımız. Zamanımız var. Bir de menzilimiz yazıyor. Geri çıkarıp ekrana geri dönelim. Yukarı aldığımızda gene aynı. Aşağı aldığımızda gene aynı ekranla karşılaşıyoruz. Birazcık sürüş sevkinden bahsedelim. Bu güçle tabii ki kendi hacim klasmanına sığacak olan MT07'nin bayağı bir zorlar. Bunun daha çok rakibi Monster 821 MT09. Çok güzel bir şanzıman var. Altımızda güzel bir güç var. Yani diyor ki ben güçlüyüm, beni iyi kullan diyor açıkçası. Frenler hemen cevap veriyor. Tanımadığım virajlar, temkinli olmaya çalışıyorum. Üstüne üstlük sonuçta test sürüşü için bize emanet edilmiş bir motor. Çok da şey yapmamamız lazım. Henüz daha traction bu hava koşullarına rağmen böyle boylu boyunca devreye girmedi. Ya da çok sert bir müdahale yapmadı. Bir kere ABS'yi soktu devreye sadece başladığımdan beri. Şöyle bir ekranımızı silelim. Maalesef ki kötü hava şartlarına yakalandık ama çok tatlı egzoz patlıyor. Orijinal egzozunda bile inanılmaz tatlı patlayan bir şey var. Yaklaşık sanırım 8 kademeli bir benzin göstergemiz ve aynı şekilde 8 kademeli bir hararet göstergemiz var. Şimdi bu motorun olayı şu. Normalde KTM'i biz 1290 harici konuşuyorum. 1050'leri falan bir dışarı atıyorum. 699'da tek silindir görmeye alışmıştık. Bu motor KTM'in 1290'ın kardeşi olarak yaptığı iki silindirli ara segment ilk motor diyebiliriz. Ride by wire teknolojisi var telefonla bağlanmanız için. Şu anda tabii ki video çekmek için bunu yapmadık ama ABS'leri, traction'ları tamamen donanmış bir motorla beraberiz. Bu hız göstergesinin ilginç bir detayı varmış. Şu an sürdüğüm parkur buna çok müsait değil ama 245-250 görüldüğü söyleniyor bu motorla. Belki daha fazla ya da daha tam o derecelerde olabilir. Ama bu motorun olayı şu ki bu motor gidiyor aga. Harbi gidiyoruz yani. 200 üstü hızlara çıktığınız zaman bak 125'e çıktım ama hemen nasıl çıktım anlamadım bile. 200'ün hızlarda bu kilometre saatinde yazanız iyice büyüyormuş ve size diyormuş ki tamam biraz açtın sınırlarını, yavaş diyormuş. Hakan yavaş diyormuş ve sizi uyarıyormuş. Tabii ki dediğim gibi bu parkurda görmemiz biraz mümkün değil. Sürmesi çok keyifli. Motora hakimim. Sadece beni hep şu konuda uyarıyor motor. Hani aramdaki hissiyat bu oldu. Hep diyor ki bak kontrolden çıkabilecek bir gücüm var. 105 beygir boru değil.
Quick Shifter Plus gibi özellikleri de var. Gerçi bunları incelemeye saklamak lazım. Çünkü bu bir ilk sürüş videosu. Aça aça kullanıyorum performansını görmek için. Çok da keyif veriyor bu yollarda. Sert bir sağ virajımız var. Frenimizi yaptık. İlk izlenimler çok güzel. Çok keyifli motor olmuş. Fiyatı tabii üzüyor. 14 küsür bin euro. Yanlış hatırlamıyorsam 15'e yakın bir fiyat olması lazım şuraya yazdığım gibi. Biz bu lansmana gelirken euro 5.40'dan 5.50'ye yükseldi. 80 bin liralara yakın bir fiyatı olacak. Çok eğlendik be. Kontrollerimiz, sinyallerimiz. O kadar sürüşe odaklandım ki sürerken. Şu an böyle hani ne kolay kullanılıyor ne şey yapılıyor demiyorum. Uzunlar şuradan selektör tuşu, normalde görmeye alıştığımız selektör tuşunu iterek uzunları açıyorsunuz. Bu ilginç. Hoşumuza gitti ama tatlı olmuş. Test sürüşüne gelen bazı sürücüler şu anda test sürüşünü terk ediyorlar. Bizi burada Canberk karşılıyor ilginç bir vaziyette. Selam canım, ben amcanım. Çok güzel. Birazcık debriyajı önde kavruyor, alışamadım henüz ama. Alalım sar abi. Sar dedim ya. Sar demiş. Ne var üzerinde lastiğimiz? Maxxis radial lastikler var. Bir ara bunu çalalım ya. Bu ne böyle? Ama bak, hoşuma gitmeyen ne var? Ay şu olayı sevmiyorum ya. Bu kadar agresif tasarıma keşke daha tatlı aynalar olsaymış. Ekran gayet güzel. Yani çözünürlük, netlik falan inanılmaz. Tabii ki TFT ekran, daha farklı tercihleri olan, ne bileyim LCD ekran tercih eden olabilir. Kişisel görüşe kalmış. Bence bu motorun renklerine uygun bir ekranı var. Üzerinde Maxxis radial lastik var değil mi? Şu an çok güzel. Isınmış yani şu an. Ha soğukta belki şeydir. Çıktım, viraja sert giriyorum. Bir diyor ki hani biraz abartırsam bırakırım. Haberin olsun diyor. Lastik değilse daha da güvenli ama tabii zemin şu an olabilecek en kaygan hali. Yağmur hafif çiseler öbek öbek yere su bırakır ya, iğrenç olur böyle. Tam o halinde şu an. Ha eğlendim, çok eğlendim. Orası ayrı mevzu da. Metzeler M5 Sportec'ler 190'ların üstünde gelen, bence bu lastikten iyi. Bence de iyi. Yok yok, lastik şu an ısınmış şeyi tam performansında çalışıyor bence ama. Değil mi? Ya, zaten insanlar da çok zorlamamışlar. Yani. Yok yok daha. Ama yok, yol inan izin vermiyor. Bu ne motoru biliyor musun? Bunu alacaksın aga. 2-3 mesela, ikinci üçüncü vitestesin, tamam mı? Gece 11-11.30 çıkacaksın abi bunda. Güzel bir yolu yakalayacaksın, tamam mı? Garip şey olur, ne bileyim. Ya ben 236'yı gördüğümde şey dedim. Herhalde 2.44 falan görür maksimum dedim. Çünkü 230'dan sonra şöyle çıkıyor. 231, 232, 234, 5 oluyor. Ah çocuğum, niye fiyatın uygun değil? Mesela antiveliyi açtığın zaman abi 1 santimden fazla kaldırmıyor. Kaldıramıyorsun. Normalde kuru zemin olsa var ya 1, 2, belki 3 tekeri şaşırtmaz. Tork öyle. Açıyorsun böyle vuruyor. Çocuğum görüşürüz. Buradan. Gel kardeşim, görüşürüz, kendine iyi bak. Eyvallah. 799'u kullandık. Dük. Dük mü doğrusu? Dük değil mi? Van var ya Avrupa'da. Dük, Lord Invan'ları. Dük, ha oradan geliyor. Dük, Lord Invan'dan. Tam bak bunu bilmiyordum. 790 Dük'ü kullanıp geldik. Agresif. 105 beygir diyor. 80 Nm'yim diyor. İlk sürüşte ilk fark ettiğimiz şey belki üzerindeki bu Maxxis radial lastikler. Scorpion olabilirdi, Rosso olabilirdi. O zaman tadından yenmeye bilirdi. Ha detaylı incelemek lazım tabii, burada sürdüğümüz 15 dakikada vay motorun bu söyleymiş, söyleymiş falan diyemeyiz. Bu segmente agresiflik istiyorum ben. Yırtacağım, kaçacağım, sağa sola gideceğim. Tekeri de seviyorum. Öyle tekeri alacağım, böyle tork koyacağım falan diyorsanız bu makine olmuş. Islak ağırlığı 180 kilo. 180 kiloda 105 beygir. Korkutucu yani. Gerçi 1290'larda falan sevdik. Şimdilik vedalaşıyoruz. Artık incelemeye falan alırsak daha detaylı inceleriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim.